Günaydınlar. Evde cildimizi şöyle rahatlatalım mı bir? Önden bir Türk kahvesi yapıp içeceğim. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı da kahve ilave edeceğim. Azıcık da şeker. Evdeki malzemelerle cildimize peeling yapacağız, rahatlatacağız. Bir kahvenin 40 yıl hatırı varmış. Sabahleyin limonlu suyumu içtim. Soğuk soğuk güzel gitti. Ödem de attırıyor arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Yani benim metabolizmamda işe yarıyor. Tabii ki ben de yarayan sizler de yaramayabilir. Çok fazlaya kaçmamak kaydıyla kullanabilirsiniz. Ama yine de herhangi bir farklı reaksiyon gösterebilir. Vücudunuz yine de dikkatli olmakta fayda var. Ben memnun kaldığım yöntemleri söylediğim gibi onu da söylüyorum sizlere. Şöyle kahvemi yudumlayayım. Cildime yine peeling yapacağım. Ben kahvemi içeyim, soğusun. Sonrasında görüşelim. Şöyle bakın, kuruttum. Onu kabıma alıyorum. Geçen sefer bu kullanacaklarımdan bir tanesini kullanmamıştık. Bu sefer onu da ekleyeceğim. 2 çay kaşığı da süt katacağım buna. 2 çay kaşığı da zeytinyağı. Güzelce yedireceğim. Farklı bir kahve yapacağım. Şöyle buzlarımı aldım. 2 su bardağına denk sütümü doldurdum. Kavanozuma suyumu aldım. Kahvemi ekliyorum. Klasik Nescafe. Ve buna Harput pekmezinden katacağım arkadaşlar. Ben içine çok az da hayk tohumuyla karıştırmıştım. Daha önceden bahsettim. Hayk tohumu çok çok faydalı. Bugün ben bu şekilde yapmak istiyorum. En azından hem sağlıklı olacak. Bugün bu şekilde yaptık. Pekmezli kahve yaptık. Bakalım nasıl bir sonuç bizi bekliyor. Bir de bu şekilde içeceğim. Şeker katmak yerine kahvem şu an bekliyor da sulu bir kıvamda. Katılaşmasını bekliyorum. O sırada kahve olarak da böyle içeceğim. Bakın hiç farklı bir şeye gerek kalmıyor. Köpürüyor. O kadar hoşuma gidiyor ki bu köpük. Bunu ilk kez deneyeceğim arkadaşlar. Sizlerle birlikte bu kahveyi deneyimleyeceğim. Şimdi aklıma geldi. Pekmezim var. Tamam, içine hay tohumu. Hay tohumu biliyorsunuz birçok faydaları var. İnternetten de bakabilirsiniz. Bakalım nasıl bir tadı olmuş. Fena değil. Çok tatlı olmadı. Siz katmayabilirsiniz ama ben çok az şeker katmak istiyorum. Acı sevenler için güzel bir fikir. Bakalım şimdi. Benim hayk tohumum biraz iri taneli ama güzel. Hoşuma gitti. Böyle de deneyebilirsiniz. Acı kahve seviyorsanız hoşunuza gidecektir. Daha fazla şeker kullanıyorum. Şeker kullanmama gerek kalmadı. Şimdi ben bunu kahvemi göstereyim size. Daha sulu bir kıvamda. O yüzden onu beklerken de en azından A101'den almıştım. Bunu ara ara kullanıyorum. Şöyle yapıştırdım. Bunun kurumasını bekleyeceğim bir 15-20 dakika. O sırada zaten kahvem iyice bir kurumuş olur. Ben kahvemi içeyim. Arka arkaya 2 kahve içmiş oldum. Farkındayım ama yani bu aklıma geldi. Pekmez de bir deneyeyim dedim. Güzel de oldu. Benim hoşuma gitti. Acı kahveyi sevmiyorsanız daha da tatlandırabilirsiniz. Yani. Şimdi gözaltı masken bir dursun. Biraz daha beklesin. İyice bir homojenleşsin. Ondan sonra cildime süreceğim. Sonrasında geliyorum. Evet, kahvemi bitirdim. Bakın. Bantlarım kurudu. Bir 15 dakika beklettim. Güzel bir his verdi. Hani çok şey değil. Şimdi kahvem biraz daha iyi kıvamda şu an. Akışkan olması sizi tedirgin etmesin. Bunu ben bir fırçayla süreceğim. Siz elinizle de sürebilirsiniz. Şöyle bir fırçayla. Bakın. Güzel kıvamda şu an. Evet. Tam akışkan değil. Bir karıştırıyorum. Ve cildime uygulayacağım. Bakın sürerken o kadar sulu bir kıvamda değil. Çok fazla bekletmeyeceğiz zaten. Biraz kurumasını bekleyeceğiz. Hassas ciltliyseniz çok fazla bekletmeyin. Özellikle bunu belirtiyorum. Şöyle göz altlarıma da getireceğim ben. Kalırsa da buzdolabına koyacağım. Onu da yarın yapabilirim. Siz miktarları daha da azaltarak
Hani günlük olarak hazırlayabilirsiniz. Ben normalde az kullanıyordum. Bugün biraz daha fazla kaçırmışım. Olsun. Buzdolabına koyacağım kapaklı bir kabla. Onu yarın yine kullanırım. Şöyle burun kenarlarımı iyice getiriyorum. Çene altlarıma da getiriyorum. Yani boynuma kadar getiriyorum. Hatta boyun bölgeme de getireceğim. Yani sonuçta sağlıklı. Doğal bir peeling yapmış olduk. Evet. Şöyle kaldı benim. Bunu ben kapaklı kabla buzdolabıma kaldıracağım. Soğuk soğuk yarın kullanacağım. Biraz bekleyeceğim. Kurusun. Temizleyip geliyorum. Şöyle kaldı ya. Bunu saklama kabıma alıp buzdolabıma kaldırıyorum. Soğuk soğuk kullanacağım. Şimdi peeling yaptık. Cildimi yıkadım. O kadar güzel ki arkadaşlar. Hemen üstüne de bir de nemlendirici yapalım mı? Madem evde yapıyoruz bazı şeyleri, bir de bunu yapalım. Bunun için bir tatlı kaşığı bal. Hem kuru ciltliler de bunu denesin. Ben kuru ciltliyim mesela. Hemen üzerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı ve bir tane yumurtanın akı. Bir de şöyle bir çay kaşığı kadar süt ilave edeceğim. Evet. Sıvı olduğu için sütü az tuttum. Bunu güzelce karıştıracağım. Dilerseniz bunu buzdolabına kaldırıp soğuk soğuk da kullanabilirsiniz. Evet. Sulu bir kıvamda. Yine fırçamı yıkadım. Çok kolay. Zaten kahveydi biliyorsunuz. Şöyle fırçamla uygulayacağım. Siz elinizle de uygulayabilirsiniz. Her yerine gelecek şekilde sürüyorum cildime. Dilerseniz daha az malzemelerle tek kullanımlık da yapabilirsiniz. Ben buzdolabına kaldıracağım. Yarın yine kullanırım. Ama kahveden sonra zaten yumuşacık olmuştu cildim. Evet. Bu da beklesin. Arttı. Onu da kapaklı bir kabla buzdolabıma kaldıracağım. Kuruduktan sonra cildimi yıkayacağım. Resmen cildim o kadar yumuşak oldu ki çok çok rahatlattı beni. Evde bulunan malzemelerle doğal peeling, nemlendirici yaptık. Denerseniz inşallah memnun kalırsınız. Şu an cildim o kadar yumuşak ki arkadaşlar ve ben kuru ciltliyim. Ne kadar nemlendirici sürersem süreyim işe yaramıyor. Şu an gerçekten de o kadar böyle rahatlamış hissediyorum. Doğal bir peeling yaptık. Doğal nemlendirdik cildimizi. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. İnşallah keyifle, severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilir, videoları beğenebilir ve gelecek videolardan haberdar olmak için de sağ alt köşedeki bildirim zilini aktif haline getirebilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı da yalnız bırakmazsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Görüşünceye dek hoş ve dostça kalmanız dileğiyle Allah'a emanet olun.